Depremde yıkılan binalarla alakalı emsal bir karara imza atan Yargıtay, kalitesiz malzeme kullanımı sebebiyle binanın depremde yıkılmasında taahhütnameyi veren fenli mesul mühendis, inşaat ustası, bina sahibi ve müteahhitlerin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu işlediğine hükmetti. <laughs> Depremle yıkılan binalara yönelik yüzlerce Cumhuriyet Savcısı deprem bölgesine giderek soruşturmaları titizlikle yürütüyor. Ölüm ya da yaralama sonucunun meydana gelen binaların inşaatında kusurlu oldukları belirlenen yapı sahibi, yapı müteahhiti, fenli mesul meslek mensupları ve yapı denetimi sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde düzenlenen taksirle öldürme suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun 89. maddesinde düzenlenen taksirle yaralama suçu yönünden cezai soruşturma ve kavuşturma yürütülüyor. 2011'deki Van depremi sonrası açılan bir davanın temiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda yıkılan binanın inşaatında kalitesiz malzeme kullanıldığı belirlenen müteahhitin bilinçli taksirle adam öldürme suçundan ceza alması gerektiği vurgulandı. Kararda şöyle denildi. Depremde yıkılan binadan alınan karot numunelerinin teknik bilir kişiler tarafından incelenmesi neticesinde 1997 yılında yayımlanan afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikte 1. ve 2. derece deprem bölgelerindeki binalarda C20 veya daha üstü yüksek dayanımlı beton kullanılmasının zorunlu olmasına rağmen kullanılan beton sınıfı olan C16'yı dahi sağlayamadığı tespit edilmiştir.